Geçen gün bakkala girdiğimde ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar televizyonda? Show TV'de Nihat Doğan var. Seda Sayan'la birlikte düet yapıyorlar. Seyirciler falan da var. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey olmamış gibi millet de bakıyor. Neyden bahsediyorum hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Yani ne yapmıştı bu adam? Şu yazmış olduğu tweet'i tekrardan bir okuyayım. Bulayım. Birebir okuyayım, kafadan okumayayım. Bir saniye. Ne olacak ki büyük ihtimalle İnsanlar bir noktadan sonra gene komiklik olsun işte Nihat Doğan taklitleri falan böyle yapmaya devam edecekler. Çünkü maalesef biz buyuz. Evet tweet'i buldum. Ben de yapayım mı Nihat Doğan taklidi? Ben Nihat Doğan. Siz de... D ayrı yazılır. D ayrı yazılır. D ayrı yazılır Nihat Doğan. Beni dinlediğini biliyorum. Çık lan karşıma. Çık karşıma. D ayrı yazılır Nihat Doğan. D ayrı yazılır. <laughs> ne, neyse sakinim. D ayrı yazılır Nihat Doğan. Sizde mi niyete giyip? Ha pardon pardon tamam bak. Sizde mi niyete giyip diyor. Yani size gidip mini eteği giyip diyor. Bu Özgecan'a tecavüz edilip öldürüldükten sonra yazdığı tweet. Sizde mi niyete giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı pardon Nihat Doğan taklidi yapacaktım. Sizde mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaklaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bak burada dahi ayrı yazmış gördün mü? biliyor. Dahi burada ayrı yazmış. Demek ki sizde mini eteği giymek diyorlar. Bas bas bağırmayacaksın. Sizde mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Demiş Ahu Sungur'a. Bir şey diyeceğim. Otelde Ruslarla basılan kimdi? Bence bir arkadaş vardı otelde Ruslarla basılan. Rus derken Ivan değil tabi. <laughs> Olabilir <da> yargılamıyorum. <laughs> Natasha daha çok. Natasha Olga bu tür Ruslarla basılan. Bu lafı söylüyor. Üstüne Ruslarla basılıyor. Ondan sonra kendi arkadaşına atıyor suçu. Keşke şunu deseydin abi. Laik sistem ahlaksızlaştırdı beni. Ne yapayım? Onu deseydin keşke yani. Ben Nihat Doğan. Laik sistem ahlaksızlaştırdı beni. Natasha'lar da mı sizde mini etek giydi? Natasha, Olga ve bütün bunların üzerine hiçbir şey olmamış gibi televizyona çıkıp düet falan yapıyor. Aradan vakit geçti aradan vakit geçince artık olay olmamış oluyor. Ne güzel değil mi balık hafızamız? Arkadaşlar esas önemli olan bu konuyu niye buraya taşıdım? Ben başa geldiğim zaman yönettiğim yerde Nihat Doğan'ın giriş çıkışını yasaklayacağım. Bu kadar basit. Pardon çıkışını yasaklamayacağım. <laughs> Girişini yasaklayacağım. Bu kadar basit. Nihat Doğan'la ilgili program yapıp bu adama para kazandıran herkese de ceza yağdıracağım. Ve bu tür başka insanlara da. Aşırı yaklaştığımız düşünen var mı? Şöyle düşünün arkadaşlar. Benim yönettiğim lideri olduğum topluluklarda ben şunu düşünmem bunlar seçmen. Bunlar benim bir aile bireyimdir. Senin aile bireyine tecavüz edecekler, öldürecekler. Sonra biri de çıkacak diyecek ki sizde mini etek giyip neydi sokakta ne, ne diyordu herif ya? bu şekilde bir şey yazacak. Şimdi ne yaparsın sen o adamı? Ve ondan sonra da bazıları çıkıp bu adamı hala daha gündeme getirip televizyona çıkartıp bunun üzerinden para kasmaya devam edecekler. Yok öyle bir dünya. Benim için yok en azından. Tabi bu sadece bir örnek. O kadar çok örnek var ki. Hepsini arkadaşlar. Hepsini. Hepsini. Hepsini, hepsini ya yeter. İsteyen VPN'den girsin seyretsin. İsteyen bundan sonra abi bak ben başa geldiğimde Wikipedia Tamam Bizim Wikipedia'mız Nihat Doğan olacak. Seyretmek isteyen VPN'den falan girsin seyretsin. Gizli saklı girecek yerler bunlar zaten. Gizli saklı girecek yer Wikipedia olmamalı. Gizli saklı girecek yer Richard Dawkins Foundation.net olmamalı. Orası da yasaklandı biliyorsunuz. Evrim siteleri olmamalı. VPN kullanmaya kafası basan varsa gittikçe daha da kolaylaşıyor. Gerçi de olsun. Onu kullanmaya kafası basan varsa girsin seyretsin. Ve tabii ki tecavüz öven ünsüz de bir sürü insan var veya az ünlü. Sen de o şekilde dolaşmasaydın. Hepsini, hepsini arkadaşlar. Hepsinin giriş yasağı olacak. Hepsine giriş yasağı. Aslında Facebook, Twitter çok güzel bir şey o yüzden. Herkesin içindekini anlayabiliyorsun. Kim normal insan, kim çomar anlayabiliyorsun yani. Veya şehirdeyse sınır dışı. Direkt anında. Hiç kesinlikle ya. Sen de o şekilde gezmeyeceksin. Bak gezersen. Tıt 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 güle güle hadi. Hadi senin hiçbir faydan yok. Hiçbir fonksiyonu yok. Bir tane az teker bayi olsun abi. Hiç fark etmez yani. Bir tane az iddia bayi olsun. Şehirde. Bir şey kaybetmeyiz. Veya vasıflı da olsan fark etmez. Doktor da olsan. Senin gibi doktor olacaksa olmasın zaten. Senin gibi doktor. Ulan sen elliyorsunuz zaten. <laughs> sen, sen hastayı zaten muayene edeceğim diye ne yapıyorsundur yani. Bunu yazan adamdan hiçbir bok olmaz. İster Mesleği ne olursa olsun arkadaşlar bunu yazı adamdan hiçbir bok olmaz. Bunu böyle topluma falan kazandıramazsın yani. Ver abicim kimlik kartını kırt 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 makasla hadi güle güle. Ben devletin imkanlarını, milli kaynakları sana harcayamam. Git kendi imkanlarına yaşa. Kendi imkanlarına peçeteden çıkmışsın, doğmuşsun. Kendi imkanlarına da yaşa. Ha bununla birlikte de sevgili bayanlar o saatte sokakta mini etekle gezmeyin. <laughs> o da ayrı. <laughs> gezmeyin. O da ayrı. Çünkü böyle insanlar var. Böyle insanlar olduğu için gezmeyin. Gezebileceğiniz günler umarım gelir ama şimdilik gezmeyin siz. Ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle etekle çok çok da abartı olmayacak şekilde karşı tarafa da koz vermeyecek şekilde yani gezip ama bu işte sivil polis olacak mesela bu kadın. Uzaktan da mesela takip edilecek. Nerede böyle çok sapık oluyor? Oralarda böyle gece geç saat gezecek. Tabi görünmeden de uzaktan uzaktan bir ekip takip edecek bunu. Sapıklar falan geldiği zaman laf attığı veya işte ne bileyim taciz ettiği zaman veya saldırdığı zaman anında yakalayacaklar. Hiçbir şey yapamadan proaktif. Hemen yakalayacaklar, hemen sınır dışı. Bunlara ek bir cezaya gerek yok. Bir şey yapamadılar çünkü. Önlem alıyoruz gördüğünüz gibi.